Kuşların ürün üzerinde gelip karınlarını doyurmaları bize hareket verdi. Yani kuş bunu gelip niye yiyor? Nasıl yiyor? Neden yiyor? Bunu sorguladık kendi kendimize. Zeytin ağacını yemek isteyen keçileri düşündük. Oradaki ineklerin boş kaldığında, zeytin ağacında meyve varken ağaçların yanına gidip ağaçların üzerindeki meyveleri yemesini düşündük. Demek ki zeytin onlar için de çok faydalı bir meyve. Bunu nasıl bir endüstriyel modele dönüştürebiliriz? Şeklinde düşüncelerle birbirini kovalayan yıllar içerisinde bunu başarabildik. Ham madde bugün zeytinyağı fabrikalarında zeytinin sıkılmasıyla elde edilen zeytin posasıdır. Görür görmez ve duyar duymaz insanlar şoka giriyorlar. Yani biz bunu nasıl daha önce düşünemedik gibi bir şaşkınlık içerisindeler. Patent süreçlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki 6 aylık süre içerisinde uluslararası patent hakkımızı da koruma altına almayı hedefliyoruz. Günlük et artışı olarak canlı ağırlık 1 kilo üzerinde randıman vermekte. Süt üzerinde de sütün kalitesi artmakta ve yağlanmakta. %10, %20'de de süt oranında bir çoğalma görülmektedir. Günlük et artışı olarak canlı ağırlık 1 kilo üzerinde randıman vermekte. Yem organik olması sebebiyle hayvanlarda bol iştah açıyor. Ve mineral değerleri yönünden, hayvanlarda et ve süt verimi yönünden bize artıları mevcut.